Esselamu Aleyküm, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Güzel bir yazı var idi, deyir ki, istediğin kimi yaşa. Sen istediğin kimi yaşa, lakin bu yaşamağın uzun sürmeyecektir. Onsuz da bir gün bu dünyadan köçeceksen, arzu ettiklerini yığ, onsuz da onlar senden bir gün ayrılacaktır. Dünyada iken kimi istersen sev, onsuz da onlarla bir gün vidalaşacaksan, neyi istersen et, ama unutma ki her ettiğinin hesabını vereceksen. Her bir kez ölümü dalacaktır. Çünkü ölüm haktır. Ve hiç bir kez ölümden hilas olabilmez. Ölüm ahiret kapılarından bir kapıdır. Bu kapıdan geçmeyen uca Allah'a kavuşabilmez. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur. Her bir kez ölümü dalacaktır. Dözüp dözmeyeceğinizi, şükür edeceğinizi veya etmeyeceğinizi yahut nankör olacağını yoklamak meselesiyle biz sizi şer ve hayırla, hastalığı, yoksulluğu, ihtiyaç ve sağlamlığı var devlete cahcaralla imtihana çekilik ve siz kıyamet günü emellerinizin evezini almak için ancak bizim huzurumuza kaytarılacaksınız. Enbiya suresi 35. ayet. Allah Teala buyuruyor, her bir kez ölümü tadacaktır, sonra da kıyamet günü huzurumuza kaytarılacaksınız. Enkebus suresi 57. ayet. Onu gördü Allah dostları, heygi müminler hayatta çetinlikleriyle yüzleşerken ölümü düşünerek teselli tapırdılar. Allah Teala iniyle Enkebus suresi 5. ayet buyurmuştur. Herkes Allah'a karşılayacağına, yani kıyamet günü dirilip Allah'ın huzuruna duracağını ümit edirse, ona hazırlaşsın ve bilsin ki Allah'ın hak hesap için müeyyen ettiği vakt mütle gelecektir. Allah her şeyi bilendir, eşidendir. Lokman öz oğluna hitap ederek buyurur, ey oğul, dünyadan ayrılacağını bilirsense ona necə meyledebilirsen, ölüm necə unutabilirsen, onun geleceğine hiç kim şüphe etmemiştir, yattığın kimi de dünyadan köçeceksen, ey oğlum, insanın üç şeyi vardır, ruhu alınar, bedenini de kurdular yer ve torpaq çürüdər, yegana özüne kalan əməllərin, yani yaxşı əməllərin olacaqdır. Həqiqətən də gözəl bir sözdür. Ömer bin Abdülaziz xəlifələrdən bir gün cümə xütbəsində belə buyurur. Ey insanlar, qəlbinizi islah etsəniz, əzalarınız islah olacaqdır. Gözünüz, qulağınız, əlləriniz, ayaqlarınız Allah-u Teala'nın razı qaldığı xeyir işlərlə məşğul olacaqdır. Axirəsiniz üçün salih əməllər etsəniz, dünyanızı da qorumuş olarsınız. Adem Aleyhisselam'dan bu yana heç bir babanız həyatda qalmamışdır. Eləcə də siz bir gün bu dünyadan köçəcəksiniz. Ebu A'la el-Kureyşi özel bir söz dedi ki, öyle bir kez yoktu ki ölüm meleği günde iki defa kapısına döymesin. Yani güzel bir sözlerden birisidir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüm ayağında olan bir kesi ziyaret edir ve soruşur, özün necə hissedirsen? O böyle cevap verir, hem korkuram, hem de Allah'ın rahmetine ümit edirəm. Allah-u Teala bir kalbde korku ve ümidi bir yerde saxlamaz. Eğer bir kese yüreğinde korku ve ümidi bir yerde saxlayırsa, onu ümid ettiğine kavuşturar, korktuğundan da emin eder. Yani kalbinde hem sevgi olmalıdır, ümid olmalıdır, hem de Allah'tan korkmalısın. Bəli, ölüm bilinmeyen bir şeydir. Gelmeden görünmez, gelerken ise aman vermez. Ölüm seferine çıkan bir daha geri dönmeyecektir bu dünya. Ancak ahirette. Bu yalan dünya çok dolu boşalmıştır. Ölüm ne kadar ananı balasından ayırmış, atanın qəddini eğmiş, ne kadar evladı ise anasız, atasız koymuştur. Herkes ölümün açık şahididir. Hayattayken neçə kəsin öldüğünü gözlerle görür, ama yine de bazıları ibret almır, dünyadan el çekmir. Ama sonunda həmin insan da dünyadan elini çekip onsuz da gedəcəkdir. Sen istediğin kimi yaşa, lakin bu yaşamağın uzun sürmeyecektir. Onsuz da bir gün dünyadan köçeceksen, arzu ettiklerini yığ, onsuz da onlar senden bir gün ayrılacaktır. Dünyada iken kimis istersen sev, onsuz da onlardan bir gün vidalaşacaksan, ne istersen et, ama unutma ki her ettiğinin hesabını vereceksin.